Merhabalar YKS 2023 Tayfa Hocam, YKS başvuruları neden hala başlamadı, ne zaman başlayacak diye çok soru geliyor sizlerden. Son yıllarda 2016'dan günümüze hangi tarihte başlamış, kaç gün sürmüş bunları paylaşacağım sizlerle. Şunu söyleyeyim önce, dert etmeyin sevgili arkadaşlar, başvuruyu kaçırma ihtimaliniz yok çünkü epeyce uzun sürüyor. Ben zaten size bildiririm, duymamanız imkansız ve basit bir işlem. 2-3 dakikamızı bile almayacak. Ben size uygulamalı olarak anlatacağım başvurular başladığında. Daha sonra yapmamız gereken işlemleri yine uygulamalı olarak anlatacağım. Üniversite tercihlerinde inşallah. Sonrasında üniversite kayıtları, yurt, burs, başvuruları. Kısacası size lazım olan her şey burada olacak. Abone olmayanlar varsa diye söylüyorum, abone olup bildirimleri açın ki kafanız rahat olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi 2016 yılında 6 Ocak'ta başlamış. YKS tabii ki o zaman YKS değildi biliyorsunuz. 2018'de YKS geldi. Sonrasındaki 2017'de 4 Ocak'ta ve YKS'nin ilk yapıldığı tarih 2018'de 1 Mart 21 Mart tarihler arasında YKS başvuruları alınmış. 1 Mart'ta başlamış. 2019'da 12 Şubat'ta başlamış. 6 Mart'ta bitmiş. 2020 yılına geldiğimizde 6 Şubat'ta başlayıp 3 Mart'ta başvuruların sona erdiğini görüyoruz. 2021 yılında 4 Şubat'ta başlamış sevgili arkadaşlar ve geçen yılda 11 Şubat'ta başlayıp 7 Mart'ta sona ermiş YKS başvuruları. Bu yıl da 9 Şubat'ta başlayacaktı ama seçimle çakışabilme ihtimali olduğu için YKS tarihinin ÖSYM takvimi geri çekmişti. Sonrasında da malum ülkemizi derinden sarsan bu felaketi yaşadık ve açıklama geriye kaldı. Ama ben baştan beri söylüyorum, MSÜ başvuruları bittikten sonra, yani 6 Mart'ta bitecek, 7'sinde veya 8'inde çok büyük ihtimalle YKS başvuruları başlayacaktır ya da en azından bununla ilgili bir duyuru yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla da dediğim gibi takmayın sevgili arkadaşlar. Başvuruları kaçırmazsınız, hata da yapmazsınız. Ben size her şeyi anlatacağım. Sınav ne zaman olacak? Ertelenecek mi? Bunu da önümüzdeki hafta işte başvurular başladığında hep birlikte görmüş olacağız. Yani benim size baştan beri söylediğim, yani ertelenir ertelenmez bu konuyla da kafanızı meşgul etmeyin. Siz çalışmanıza odaklanın. Yani en kötüsünü düşünün. Senaryoyu en kötüye göre yapın. Hani atasözünde diyor, önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına. Size en kötü senaryo nedir? 17-18 Haziran ilk açıklandığı takvim. Ya buna göre çalışmalarınızı yapın. Ertelenirse sizin kârınız olacaktır. Ertelenmezse de bir şey kaybetmiş olmazsınız zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.